Temiz enerji malum önemli. Ve hakikaten temiz enerjiyle yani doğal kaynaklarla verimli bir şekilde herkese yetecek kadar enerji üretilebilir mi acaba? Bu yanıtı merak edilen bir sorun. Mesela bakın Konya'da bir güneş santralini göreceğiz şimdi. İşleten kişi kimseye zarar vermeden cayır cayır elektrik üretiyoruz diyor. Hiçbir problem çıkmadı. Cayır cayır da elektrik üretiyoruz. Bu iş oluyormuş. Türkiye güneş enerjisi konusunda çok küçük adımlarla ilerliyor ama geleceğimiz güneşli. Şu anda Konya'da Türkiye'nin ilk güneş santrallerinden birindeyiz. Birinci yılını doldurdu bu güneş santrali ve ilk yılın karnesi beklentilerden çok daha iyi olduğunu gösteriyor verimin. Çünkü bu alandaki 864 güneş paneli bir yıl içinde 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretti. Bu güneş santrali Aksaray, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde'ye elektrik dağıtan MEDAŞ için kurulmuştu. Esas amaç Türkiye'de güneş santrallerinin nasıl verimli olabileceğini gösterip bu örnekleri arttırmak. Bu santralin kurulum amacı ileride kurulabilecek santrallerin bir demos olarak görülmüştür. Şu an için toplamda 444 megawatt saat elektrik üretimi gerçekleşmiş durumdadır. 350 bin euroluk maliyette kurulan santrali bir yıl içinde pek çok yatırımcı gezmiş, kendi santrallerini kurma planları yapmaya başlamış. Yalnızca güneş enerjisi yeterli olmaz ama en azından diğer santrallere ihtiyacı azaltır diyor Hayri Bali. Diğer kaynaklara daha az yüklenip daha az para harcayabilirim. Daha az doğalgaz, daha az kömür. Böylece ben daha az para öderim dışarı, benim cari açığım kapanır diyebilmemiz için bizim bu tesislerden ne elde edeceğimizi, nasıl elde edeceğimizi önceden bilmeyi öğrenmemiz lazım. Bali bürokrasi azaltılırsa güneş enerjisine ilginin daha da artacağından emin. Bizim böyle bir potansiyelimiz varsa, ya yani benim evimin, fabrikamın, alışveriş merkezimin, hastanemin, havaalanının çatısı bu işe müsaitse niye kullanmayalım? Bedava. Teknolojiyi de başkası bulmuş. Gürültü yok, duman yok, çevre zararı yok.